Altıaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak aralarında ordunun da bulunduğu 34 ilde gerçekleştirilen Siber Göz 40 operasyonuyla başlıyoruz. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 181 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'da Siber Göz 40 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis, suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İçlerinde ordunun da bulunduğu 34 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan başarılı operasyonlar neticesinde suç işlediği tespit edilen 181 şüpheli yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından sürdürülen takip neticesinde şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda 314 milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız, siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. AK Parti Ordu İl Başkanı Selmen Altaş, Çatalpınar ilçesindeydi. Çatalpınar ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Oza'ya da ziyaretlerde bulundu ve görevinde başarılar diledi. Başkan Altaş, Çatalpınar'ı ziyaret etti. AK Parti Ordu İl Başkanı Selmen Altaş'a ziyaretinde AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcıları Sefa Yüce ve Talip Şen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Başkan Altaş ilk ziyaretini Çatalpınar Belediyesi'ne yaptı. Siz de bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Allah razı olsun. Sanki şeref duyduk, gurur duyduk. Hamdolsun büyük bir süreç geçirdik. Bu süreçte başarıyla taşlandırdık belediyemizi, AK Parti'mize kazandırdık. Öncelikle makamımızda bizi ziyaretiniz ziyadesiyle onurlandırdı. Şeref duyduk. Hep seçim çalışmaları münasebetiyle sokakta karşılaşıyorduk. Ama burada karşılaşmak ayrı bir güzel oldu. Seçimi kazanmış olmanın da vermiş olduğu bu bize rahatlıkla birlikte sizleri bir arada görmek çok güzel. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Altaş, el ele ilçede hizmete devam edeceklerini söyledi. Nazik kabulünüzden dolayı kıymetli başkanım çok teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerden sonrası için burada kazandığımız başarı için de sizleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah mübarek etsin, nice nice hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Kıymetli başkanım sizin de dediğiniz gibi bizim buradaki birlik ve beraberliğimizin sizin hem vaat etmiş hem söz vermiş olduğunuz hizmetlerin teker teker hayata geçirilmesinde en büyük etken olacak inşallah. Başkan Altaş ardından ilçede yapımına başlanan E2 tipi 8 yataklı entegre hastanesi inşaatını beraberindekilerle birlikte ziyaret etti. Çalışma bölgesinde incelemelerde bulunan Altaş ilçeye kazandırdıkları sağlık hizmetinin hayırlı olmasını diledi. Hastanemiz olarak bu tarafta 8 yataklı 112 acil sağlık istasyonunun olduğu, röntgen cihazının olduğu, diş polikliniğinin olduğu ve mevcut hastanemizle birlikte hizmetlerin yaklaşık iki katına çıktığı bir hastane haline gelecek. Bu bağlamda da hem ilçemizin hem de ilçemizden aşağıya inen yükün azalmasına sebebiyet verecek. Bu hususta buraya yapılan yatırım yaklaşık 38 milyonluk bir yatırım. Kıymetli ilçe başkanımın da dediği gibi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti ilçemize kazandıran milletvekillerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kabataş ilçesinde inşaat aşamasına geçen hastane projesi hakkında da konuşan Başkan Altaş, buradaki hastane inşaat ihalesinin Mart ayında yapıldığını belirterek farklı algı yaratmaya çalışanlara cevap verdi. Sonuç olarak Kabataş Hastanesi ihalesi Mart ayında yapılmış bir ihalemizde. Dediğimiz gibi yaklaşık 60 milyon olarak bir ihale. Süreç itibariyle de inşaat aşamasına yeni geçiş yapılabildi.
Bu anlamda vatandaşlarımıza kazandırdığımız hizmetlerin sahiplenilmesi demeyelim de farklı bir algı oluşturmak başka bir süreç, ama dediğimiz gibi yapanı takdir etmek, hizmeti getireni takdir etmek bambaşka bir süreç. Bu iki ilçemizin hastane yatırımları bittiği süreç içerisinde hem aşağıda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımızın hem de yukarıda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha rahat ulaşmasını sağlayacağız hep beraber inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk aracılarının taleplerini meclise taşıdı. Milletvekili Şanlıtürk mecliste bu kez aracılığı konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergede aracılığın geliştirilmesi, kovan sayısının ve ürün çeşitliliğinin artırılması adına meclis araştırması açılması talebinde bulundu. Ülkede yaklaşık 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığına dikkat çeken milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye'nin arıcılıkta büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen bunu yeterince kullanamadığını ifade etti. Sahte ürünler ve hileli bağlarında mutlaka önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Şanlıtürk, sahte ürünlerin tespit edilebilmesi adına arıcılığın ve bal üretiminin yoğun olduğu Ordu ve Muğla'ya Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan birer NMR cihazı getirilmesi talebinde bulundu. Gezgin arıcılara mutlaka mazot desteği verilmesi gerektiğinin de altını çizen Şanlıtürk, önergesinde kovan başına desteğin artırılması çağrısında da bulundu. Demokrat Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasıyla alakalı kanun teklifi verdi. Teklifte imzası bulunan Cemal Engünyurt konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engelliler Bakanlığı kurulması için kanun teklifi sundu. Kanun teklifine imza atan isimlerden birisi de Ordulu siyasetçi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Engünyurt oldu. Türkiye'de 13 milyon engelli vatandaş olduğunu hatırlatan milletvekili Engünyurt, engelli vatandaşların haklarının daha iyi savunulabilmesi için Engelliler Bakanlığı'nın gerekli olduğunu söyledi. Ülkemizde 13 milyon engelli var. Bütün sağlıklı olan vatandaşlarımız, insanlarımız da her zaman bir engelli adayı. Engellilerimiz sadece Engelliler Haftası'nda hatırlanıyor. Ondan sonra engelliyi ne arayan var ne soran var. Demokrat Parti olarak İzmir Milletvekilimiz Haydar Altıntaş, Salih Uzun'la birlikte Engelliler Bakanlığı kurulsun diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdik. Engellilerimizin sorununun tek çözüm yolu Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasıdır. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cumartesi akşamı büyük final var. 52 Ordu Spor ikincilik için artık son müsabakasına çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Elazığ Spor'la karşılaşacak olan temsilcimiz maçı kazandığı takdirde gelecek sene ikincilikte olacak. Bu kritik maç öncesinde 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur Ordu'daki kamuoyuna seslendi. Vatandaşlara seslendi, belediye başkanlarına seslendi ve Ordu için kritik mücadele öncesinde destek çağrısında bulundu. İkinci lig için son 90 dakika. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ikinci lig için final karşılaşmasında cumartesi akşamı Rams Park'ta Elazığ Spor'la karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde 52 Ordu Spor Başkanı Şükrü Bodur'sa Ordulara seslendi. Başkan Bodur destek çağrısında bulundu. Özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan tüm hemşehrilerimizi müsabakada takımımızın desteklemeye bekliyoruz. Yine İstanbul ve çevre illerinde Ordulu sivil toplum kuruluşlarımızı da yanımızda görmek arzu ediyoruz. 19 ilçe belediye başkanımızdan maça gelmek isteyen taraftarımız için ulaşım organizasyonu yapılmasını bekliyoruz. Oradaki yönetim kurulu arkadaşlarımız da oradan İstanbul'a gelecek taraftarlarımızla ilgili bir çalışma yapılmaktadır. Gün birlik olma günüdür. Gün Rams Park'ta golü Ordulu taraftarlar atma günüdür. Bodur 3. ligin Ordu'ya yakışmadığını ifade ederken inşallah cumartesi günü karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılarak şampiyonluk kupasıyla Ordu'ya
dönmek istediklerini söyledi. İnşallah iyi olacak. Bunu tüm ordu kazanmış olacak bu kupayı. Hep birlikte kaldırmış olacağız bu kupayı. Ordu Spor'a yakışmıyor üçüncülük. Her zaman söylüyorum. Ordu Spor'un yeri buralar değil. Ordu Spor'un yeri birincilik, hatta süperliktir. Onun için uğraş veriyoruz. Buradan kurtulmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene bu isteğimiz, arzumuz yerine gelir. Yakışan olmuş olur. Ordu şehrine bu kupa hayırlı olacak inşallah. İnşallah diyelim. Kazanan taraf biz oluruz. Bu şehir gerçekten üst ligleri hak ediyor. Süper Lig'i hak ediyor. O eski günlerimize tekrar döneriz diye temenni ediyoruz. Hem İstanbul'daki orduya hem de buradan gidecek olan vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Cumartesi akşamı 90 dakika desteklemekle birlikte inşallah takımımızı hak ettiği seviyelere çıkartacağız diye temenni ediyoruz. Ekranda da görüyorsunuz, maalesef son zamanlar ülkemizde birçok ilde başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralanan oldu. Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Hal böyle olunca AK Parti tarafından da sahipsiz sokak hayvanlarıyla alakalı bir kanun teklifi hazırlandı. Sona gelindi. İngiltere modeli örnek alındı. Peki bu teklifte neler var? AK Parti'nin başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi. Peki süreç nasıl işleyecek? Her belediye barınaklardaki kapasitesi kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için merhamet koşulları içinde acısız iğne kullanılan bir yöntem olacak değerlendirmesini yaptı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek. Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaga Gölü Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmalar tamamlandı ve bugün Tabiat Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Ya Allah, bismillah, Allah'ımıza hamdolsun. Gaga Gölü Tabiat Parkı görkemli bir törenle açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlemesi gerçekleştirilen FAS'a Gaga Gölü Tabiat Parkı hizmete girdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende ilk konuşan isim FAS'a Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar oldu. Şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan, sahil yoluna en yakın mesafede bulunan doğal Gaga Gölümüz bugün Sayın Bakanımızın yapmış olduğu çok büyük hizmetlerle birlikte hemşerileriyle, bölge sakinleriyle buluşuyor. Ben öncelikle bu açılışa hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanımız önderliğinde 5 yıllık süreçte ordumuzun 19 ilçesinde birbirinden önemli yatırımları siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunduk, orduların hizmetine sunduk. Kibar'ın ardından törene katılanlara hitap eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, alanın büyük bir çalışmayla hizmete açıldığını ifade etti. Burayı da yeni bir destinasyon olarak hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bir dantel işler gibi buraya büyük özen gösterdik. Kurullardaki tartışmalarımız, onları ikna etme sürecimiz, saygı da duyuyoruz. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Burayı çakıl taşlarına varıncaya kadar ince ince görüşerek burayı mezbellelik bir halden, biraz önce belki gördünüz yol kenarında hani bir çöp müzesi açın deseler, öyle bir müzeyi açacak kadar malzememiz var. Su bidonları, rezalet şişeler, cam kırıkları. Başkan Güler alanda yapılan düzenlemeleri de bir bir sıraladı. 65 dönümlük bir alan var burada, göl var. Ve bunun dışında da 11,5 dönüm yeri kamulaştırdık. Parasını ödedik, aldık. Yani rant peşindeki adamlara karşı biz burada bir savaş verdik. 35 metrelik iskele yaptık. Bir tane 8 metrelik daha yaptık. Şurada gençler resim çektirsin diye
güzel bir platform yaptık. Güler bu alanın hep birlikte korunması gerektiğinin de altını çizdi. Burayı hepimizin bir de koruması. İşte orada hepimize rol düşüyor. Bunun için illa çevreci olmamız gerekmiyor. Vicdanlı olmamız, saygılı olmamız, inançlı olmamız, tabiatın içinde bunun hepsinin bizim parçamız olması yeterli. Onun için bunu hep birlikte yapacağız. Konuşmaların ardından yapılan duayla açılış gerçekleştirildi. Hayırların fethi, şerlerin defi, ahir ve akıbetimiz için El Fatiha. Ya Allah, bismillah. Allah'ımıza hamd olsun. Evet efendim, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki haç kafilesi dün gece saatlerinde kutsal topraklara uğurlandı. Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki haç kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ordu Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay'la hacı adaylarının aileleri katıldı. Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek, kutsal topraklara uğurlanan Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde de 192 kişi bulunduğunu söyledi. Bugün Ordu Giresun Havalimanı'ndan İki kafileyi uğurluyoruz. Ordu kafilesinde 130-150 tane hacımız var. Bunlar direkt Mekke'ye gidecekler, Cidde'ye inecekler. Tavaflarını yapacaklar, umrelerini yapmış olacaklar. 192 kişilik bir kafileyi de, Giresun kafilesini de Medine'ye uğurluyoruz. Onlar da Hazreti Peygamber Efendimiz'e bizden selam götürecekler inşallah. 40 günün sonrasında salimen, galimen dönmüş gelmiş olacaklar. Rabbim haclarını mebrur eylesin. Sahilerini meşgul eylesin, zemplerini mağfur eylesin, dualarını makbul eylesin. Salimen gitsinler, ganimen dönsünler. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. İl genelinde 500'e aşkın hacımızı uğurlayacağız bu sene. Kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları ise duygulu anlar yaşadı. Çok mutluyum. 14 sene bekledim yani. Herkese tavsiye ederim. Bu mutluluğu yaşamasını istiyorum. Herkesin yaşasın. Bu yani bir ömürde bir sefer oluyor. Herkes yaşasın. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek, görevimizi yapmak nasip olur bize. 14 sene bu heyecanlı anı bekledim. Allah tüm bu yollarda özleyenlere de nasip etsin, tüm inananlara da nasip etsin bu yolu. İl Müftüsü Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Türk Kamu Sen Ordu Şubesi tarafından bugün bir basın açıklaması gerçekleştirildi ve kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin iptali söz konusuydu. Bu hakkın geri verilmesini talep ettiler. Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amaçlayan bir genelge yayımlandı. Kamu kaynaklarının etkili, verimli bir biçimde kullanılmasının ve israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil, her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destek veriyoruz. Kamu çalışanların haklarına yönelik düzenlemelerinin kamu bütçesine katkı yapmayacağı, aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız. Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacaktır. Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kamu çalışanlarımızın kazanılmış hakkı olan servis hizmetlerinin kaldırılmasının önüne geçmek, sendikacılığın geleceğini korumak ve toplu sözleşmenin hukuki gücünün korunmasını sağlamak adına bu hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduk. İnşallah Yüce Türk Adaleti en hakkaniyetli kararı verecek ve on binlerce kamu çalışanımızın mağdur edilmesini
hukuka olmayan düzenlemelerle hakların getirilmesini önleyecektir. Bu sene fındığın en büyük baş belası kahverengi kokarca ve Tarım Orman İl Müdürlüğü de bu kapsamda mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı bir bölgede çalışmalar gerçekleştiriliyor. Son olarak Çatalpınar ilçesinin Göller Mahallesi'nde kahverengi kokarca ile mücadele yapıldı. Fındığın en büyük tehditlerinden kahverengi kokarcaya karşı Ordu İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan hasat sezonu öncesi tedbirler artırıldı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilaçlama çalışmalarının yanı sıra eğitimlerine de devam ediyor. Evet, sadece tarımını satıyorlar da. Ordu'nun dört bir yanında ilçe ilçe, mahalle mahalle gezen ekipler üreticiyi hem kahverengi kokarcaya karşı hem de ilaçlama çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler veriyor. Ekiplerin bugünkü durağı ise Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi oldu. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz bölgede yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Tabii biz bu kışlak ilaçlamasından bir manada başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz nokta bunu bize gösteriyor. Bu kışlaklarda biz yaptığımız ilaçlama çalışmalarıyla 40 binin üzerinde kışlakta ilaçlama yaptık bakın. Bu çok çok değerli, çok önemli. Buralarda ciddi manada bu popülasyonu baskı altına aldık. Sadece Göller Mahallesi'nde 907 kışlakta ilaçlama yapıldı. Yani sadece bu Göller Mahallesi'nde 907 kışlak ilaçlandı. Ve bu ilaçlama çalışmalarından başarı elde ettik. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte popülasyonun oldukça azaltıldığını belirten Yılmaz, üreticinin de bu süreçte oldukça destek olduğunu söyledi. Çok yoğun bir şekilde de bu çalışmalara katkı verdiler. Ekiplerimiz sürekli olarak ilçe tarım müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız, gene ziraat odalarımız bu çalışmaya yoğun olarak destek verdi. İlçelerde sahadaki çalışmaları yakinen takip ettiler ve şu an gelinen noktada bu ilaçlı mücadele çalışmaları da büyük oranda gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Faslı ilçesinde 6 mahallenin yararlandığı grup yolundaki sıkılaştırılmış beton yol çalışmasını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'le birlikte Ordu'da uygulanmaya başlayan, maliyet tasarrufu sağlayan ve dayanıklılık açısından çok daha güçlü olduğu bilinen silindirle sıkıştırılmış beton yol mahalleleri konfora kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fas ilçesinde 6 mahallenin yararlandığı grup yolunda başlattığı sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalttan %25 daha ucuz olduğu bilinen silindirle sıkıştırılan beton yol, uzun ömürlü olması ve ham maddede dışa bağımlılığı ortadan kaldırması sayesinde hem iş gücü hem de maliyet avantajı sağlıyor. Buna karşılık Fas ilçesi Aşağı Tepe, Sudere, Yukarı Tepe, Ayazlı, Bahçeler ve Yukarı Bahçeler mahallelerini birbirine bağlayan yol güzergahında silindirle sıkıştırılmış beton uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 8 kilometrelik yol ağını konfora kavuşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla başlayan çalışmalarda 8 mahalleyi birbirine bağlayan ve kısa sürede tamamlanan sıkıştırılmış beton yol çalışmaları vatandaşları memnun etti. Yıllardır özlemle bekledikleri hizmet için vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkürlerini iletti. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi olan Süleyman Belediyeoğlu bugün Ordu'da özel bir eğitim kurumuna giderek yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Süleyman Belediyeoğlu öğrencilerle buluştu. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi olan Süleyman Belediyeoğlu öğrenciler üzerinde sınav başarısı, stres ve motivasyon alanında yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'de adından söz ettiriyor. Belediyeoğlu bugün ise Ordu'da eğitim veren özel bir eğitim kurumunda yaklaşan sınav öncesinde söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. Sınava yaklaşık özellikle YKS için bir 17-18 gün, 2 hafta, LGS için daha kısa bir süre kalmasından dolayı biz sınavın içini,
Yani o sınava başladıkları ilk dakikadan itibaren doğal olarak çocukların kapısını çalan ve zorlayan, onları başarısız etmek için elinden gelen her şeyi yapan stresi nasıl alt edeceklerini kendilerine bilimsel, kısa ve anlaşılabilir şekilde anlatacağız. Öğretim üyesi Süleyman Belediyeoğlu yaklaşan sınav öncesinde öğrencilerin kalan süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlattı. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi bir sporcunun antrenmanına denk düşen deneme sınavlarına. Sonucu ne olursa olsun girmeleri gerekiyor. Bugün konuşacağız çocuklarla zaten. Sonucu ne olursa olsun. Çünkü deneme sınavı bir antrenman, başka bir şey değil. Bunu ailelerin de bu konuda ikna olması lazım bir defa. Deneme sınavına girecek. Oradaki eksiklerine yönelik olarak çalışma yapacak. Uyku düzenine dikkat edecek. Peki veliler sınav sürecinde çocuklarına nasıl destek vermeli? Öğretim üyesi Belediyeoğlu cevapladı. Sınav hayatın sonu değil. Ha böyle mesela demeyin bunu da. Neden? Bunlar depresyon hastalarına söylenen sözler. Bu çocuklar hasta değil ki. Bunlar öğrenci. Biz bir defa sınava aldığı sonuçlardan dolayı üzülen çocuğu depresyon hastasıymış gibi algılamaktan vazgeçmemiz lazım. Anne babaların çocuğa çok müdahale etmemeleri gerekiyor. Sınav dışı şeyler konuşmaları gerekiyor. Çocuk ben kazanamam derse emeklerin sonucunu alırsın. Her sonuç başımızın tacıdır demeleri yeterlidir. Yani hepsi bu kadar. Ünye'de Minikeller Toprak'ta Buluşuyor projesinin kapanış etkinliği yapıldı. Çocuklar buraya bakın. Ünye Kaymakamlığı'nın himayelerinde Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye İlçe Milliyetin Müdürlüğü, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ünye Ziraat Odası işbirliğiyle 2019 yılında imzalanan protokol sonrası başlatılan Minikeller Toprağa Değiyor projesinin bu eğitim öğretim döneminde 188 öğrenci projeye katılım sağladı. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Pandemi sürecinde özellikle tarımın önemini, kıymetini hele yerinde üretimini ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Neden? Lojistik anlamdaki ulaştırma imkanlarının ortadan kalkmasıyla birlikte eğer tarımı kendi alanınızda, kendi yakınınızda ürettiğinizde karnınızı doyurma imkanınız var. Bu süreçte 6 yıl önce başlatılan bir organizasyonla kaymakamımızın başkanlığında çocuklarımıza tarımı sevdirmek, aynı zamanda bir tarım şehri olarak, ülkesi olarak burada çocuklarımızın bir tohumdan nasıl meyve ve sebzeye dönüş üstüne şahit olmaları ve bunun yetişme şartlarını izleyerek toprağı sevmeleri ve enerjilerini atmalarını sağlamak adına ciddi anlamda güzel bir organizasyona ziraat odamız olsun, ilçe tarım müdürlüğümüz ve belediye olarak bizler de destek vererek kaymakamlığımızın başkanlığında 6 yıldır bu organizasyonu sürdürerek çocuklarımıza, gençlerimize toprağı ve tarımı sevdirmeye çalışıyoruz. Türkiye bir tarım ülkesidir. Türkiye'de çok kıymetli, bereketli topraklar mevcuttur. Burada olduğu gibi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi. Biz bu verimli topraklardan bereket fışkırtmak durumundayız. Bir nebze de olsun buna katkı sağlayabilmek adına toprağı ve tohumu sevebilecek kişiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ünye Ziraat Odası tarafından 15 dönümlük alanda yürütülen projeyle ilkokul çağındaki 3. ve 4. sınıf öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren toprak sevgisi aşılandı. Proje kapsamında her yıl 3 okuldaki sınıf öğrencileri bu sera doğa sınıfından yararlanıyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.